seçimler yaklaşıyor, 18 belediye seçim arenasında tek tek masaya yatırılıyor. Her belediyenin başkan adayları seçim arenasında buluşuyor, karşılıklı vaatlerini ve projelerini anlatıyor. Seçim arenası 25 Aralık yerel seçim öncesi her akşam BRT1'de. Vizör'de farklı konuları farklı yerlerden sizlerle buluşturuyoruz. Ormanlık bir alan seçtik. Alev Kayası'ndayız. Hasan Bağlar'ın vizöründen dokular ve detaylar konusunu ekranlarımıza yansıtacağız. Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün Milli Olimpiyat Komitesi'ni konuşacağız. Başkan Yardımcısı Dursun Koç Başkanlığındaki KKTC MOK'un Başkan Yardımcısı Enver Kaya stüdyoda konuğum bugün. Tabii ki yapısı, varlığı çok tartışıldı yıllarca, konuşuldu. Spor basınında konuştuk, sürekli eleştiriler vardı. Dediğim gibi yönetim yapısıyla ilgili tepkiler vardı federasyonlardan gelen. Son yapılan genel kurul Kasım'ın son günleriydi. Olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında Dursun Koç yeniden başkanlığa getirildi. Ancak 9'a 5 dağılımıyla yönetim kurulunun 5'i federasyon temsilcisi olmak üzere daha adil oldu gibi görünüyor. Gelişmeleri, bundan sonrası olacakları süreci Enver Kaya ile konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Sevil Yeşim. Tabii ki Voleybol Federasyonu Başkanlığı sonrası önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktasınız. Gerçekten yıllarca boşluğu hissedilmiş aslında. Yani tabii ki öncesinde kuruldu, bir ara iki komite oluşturuldu. Dediğim gibi çok uzun süre tartıştık varlığını. Halbuki bu ülkede ülkenin temelini oluşturacak bir kurumdur. Spor sevgisini, sporun sadece performans değil de barış, dostluk, kardeşlik olduğunu, ülkede dalların yaygınlaşmasına katkıda bulunacak ve her ne kadar kısıtlanmış olsak da uluslararası organizasyonlar seviyesinde ya da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma, buradan çıkışla federasyonlara destek olma noktasında çok önemli bir misyonu var KKTC MOK'un, Milli Olimpiyat Komitesi'nin. Çok merakla bekliyoruz tabii ki yenilenen tüzükle ve bir baktığımız zaman federasyondan 5 temsilci olması, atletizm, jimnastik, voleybol federasyonu. Aynı şekilde iki federasyonumuz da var yönetimde. Bu gerçekten çok çok önemli. Dördü bireysel, beşi federasyon temsilcisi olmak üzere. Baktığımız zaman daha adil görünen tenis federasyonu Hasan Gazioğlu'nu da tabii ki eklemek lazım. Ve handbol federasyonu ki bu yıl bu da konuşulması gereken bir konudur. Doktor Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde sadece handbol organizasyonu yapıldı. Doktor Fazıl Küçük Oyunları'na da ayrı bir başlık açmamız gerekecek. Sanırım çok konu var önümüzde. Oldukça epey. Öncelikle nasıl bir
süreç, yenilenme sürecinden bahsedebiliriz? Tabii sevgili eşim, öncelikle Berete'ye ve sizlere teşekkür edelim. Çünkü bahsetmiş olduğunuz kısa bir özetlemeyle geçmiş olduğunuz, aslında o kısa özetlemenin içinde yıllardır birçok sorunu barındıran ve olayları içerisinde biriktiren bir sorunlar yumağının ne gibi işlemlerden geçerek çözümlümlüğünü de buralarda anlatma şansı verdiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ederim. Bir teşekkürü de bütün bu işlerin yapılmasında hakikaten samimi ve iyi davranışlarıyla, gerçekten sorunların çözülmesi yönünde ortaya koymuş olduğu tavırla birinci günden beri, çünkü beni biliyorsunuz karakter icabı da, yani eğer bir sorunun çözümlenmeyecek olması durumu söz konusuysa zaten oralarda bulunmayız. Dolayısıyla Dursun Başkan'ı da burada bu sorunların çözülmesinde ortaya koymuş olduğu performanstan dolayı da teşekkür ederim öncelikle. Ve sizin kısa bir özetle geçmiş olduğunuz sorunları isterseniz bir kısaca biz de nereden nereye geldiğini izleyenlerimize aktaralım, bilgilendirelim. Ondan sonra da anlattıktan sonra kişiler kendi görüş ve düşüncelerini saygıyla karşılarız herkesin. Ama şunu söylemek lazım. Bir kere yıllardır süreç içerisinde birçok sorunlar dönem geldi. İki tane olimpiyat komitesinin varlığıyla birçok kez neredeyse alay konusu olmuş bir durum söz konusu oldu. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 32 tane federasyonun yapmış olduğu bu kadar çalışma varken Milli Olimpiyat Komitesi'nin de sağlıklı bir yapı içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi, federasyonlarımıza katkı koyması yeri geldiği pozisyonda ve kendi üzerine düşen misyon ve görevleri tamamlaması açısından da yapılması gereken birçok işler vardı ama gerek yasal çerçevede gerekse içerik açısından tüzüklerdeki değişik maddeler istinaden yapılan işlerde Milli Olimpiyat Komitesi de varlığını istenilen şekilde sürdüremedi ve neticesinde de hep bir sorun olarak ortada karşımıza çıktı. Tabii ki yaklaşık bundan 18 ay önce, bunu özellikle anlatma ihtiyacı hissediyorum, şu anki başkanımız Dursun Koç Bey bir toplantı talebinde bulundu. 4-5 federasyon, spor dairesi müdürü, spor dairesi dış ilişkiler amiri, Türkiye Cumhuriyeti spor koordinatörümüz, futbol federasyonunun ev sahipliğinde bu işlerin çözümüne yönelik bir toplantının yapılmasının artık kaçınılmaz olduğunu ve ciddi bir şekilde bu sorunları çözmek için ileride ortaya koyacaklarını ve bu toplantıya icabet etmemizi istediler. Tabii ki ilk başlarda bizim yaklaşımımız da sizlerin bahsetmiş olduğu gibi birçok kez toplantı yapıldı. Birçok kez bu toplantılara gidildi ama nihayetinde herhangi bir sonuç alınmadığı için bizim bakış açımızda pek öyle iyimser değildi ama her şeye rağmen biz bu toplantılara spor konusu söz konusu olduğunda icabet etme ihtiyacını hissederek ve nitekim oraya tekrar gittik. O günkü toplantıda görmüş olduğumuz ve gözlemlemiş olduğumuz ana tema gerçekten Dursun Bey ve ekibinin bu Milli Olimpiyat Komitesi sorununun çözülmesi, gerek tüzüksel anlamdaki bir takım yıllardır federasyonların şikayet ettiği, kişilerin şikayet ettiği, kamuoyundan da rahatsızlıkların gündeme geldiği bir pozisyonda bu tüzük değişikliğinin yapılması ihtiyacını ve uluslararası kurallar çerçevesinde bir tüzüğün hayata geçirilmesi konusunda bir duruş sergilediler. Tabii ki bizler de baktığımız zaman 4-5 federasyon başkan arkadaşımız da gene o toplantıdaydılar. Bunun hakikaten sorunları çözücü bir hamle olduğunu takdir ettik. Ama nihayetinde söylediğimiz şu vardı. Madem uluslararası kurallara uygun bir şey yapılacak, en azından bir hukukçu desteği, bir hizmet satın alımıyla, özellikle uluslararası hukukta son derece tecrübeli, deneyimli birinin bu tüzüğün yapılması konusunda yardımcı olması ve karşılığında hizmet bedelini de alması. Tabii ki bu da hemen orada sevgili Hasan Başkanımız, Futbol Federasyonu Başkanı, ilgili kişiyi aradı. Bir randevu talep edildi ve gelecek toplantıda bulunması istenildi. Ve nihayetindeki toplantıdaki bunlar 18 ay önceki hikayeler. Hukukçu kardeşimiz de Özlem Hanım toplantıya iştirak etti ve oradan istediğimiz tek bir şey vardı. Yapılacak olan yeni tüzük düzenlemesinin uluslararası kurallar çerçevesinde olması ve herhangi birinin, işte bazı maddeler, örneğin üye olmayan federasyonların, işte olimpik olmayan federasyonların, özerk olmayan federasyonların olimpik branş olması şarttır, olimpik elzemdir. Ve paralimpik dallarda faaliyet gösteriyor olması zaten adına da yakışır bir şekilde. Eğer onu da izah edeceğim. IOC'nin kuralları da varsa, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin
olması gerekir. Tabii bu yeri gelmişken bir daha parantez açmak gerekir. Şimdi Milli Olimpiyat Komitesi ve Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat. Olimpiyat Komitesi ne demek? Bir kere olimpiyatlarda yer alan spor federasyonlarının oluşturduğu bir birlik demek aslında, evet. Baktığınız zaman. Olimpiyat Komitesi yani olimpiyatlarda mevcut varlığını sürdüren federasyon. Ama bu şu demek değildir. Olimpiyat Komitesi olimpiyatlarda yarışan federasyonları bünyesine alır da diğerleri dışarı. Hayır. Öyle bir şey yok. Bütün evet. federasyonlar da doğal üyesidir aynı zamanda, ama işte herhangi bir oylamada, oy kullanımında oy hakları yoktur evet. diye koymuş uluslararası kural. Ve dolayısıyla bunu da dipnot olarak söyleyelim. Son yapılan 2020 olimpiyatları ki bir sene sonraya alındı. Orada 25 tane federasyon olimpiyatlarda yarıştı. Şu anda 2024'te Paris'te yapılacak olan da 32 federasyon yarışacak. Yani süreç içerisinde federasyonların, örneğin düşünün bir kaykay, bir breakdance, 3x3 basketbol gibi yeni yeni branşlarda olimpik branş olarak içeriye evet. girecek. Yani bu süreç içerisinde yaklaşık bir 30-40 yıl içerisinde belki de bunun sayısı 50'ye çıkacak. Hı hı. Yani bugün herhangi bir federasyon dışlanmış değildir. Doğal üye olarak evet. da orada bulunmaların asli sebebi de. Zaten açıklamalarda da belirtilmiş Sayın Dursun Koç da. Uzun bir süre önce, yani pandeminin COVID-19 salgınının ilk dönemleriydi hatırlıyorum. Federasyonlara çağrıda bulundu. Gelin bir araya gelelim. Yeni tüzüğe göre, düzenlenen tüzüğe göre hareket edilecek. Bir uzlaşıya varalım şeklinde açıklamaları vardı. Son açıklamalarda da hani 13 federasyondur yanılmıyorsam şu ana i̇şte kadar üye olan. O sürece nasıl gelindiğini de şey yapacağız şimdi ya, toplantılar, çünkü birçok kez toplantı gerçekleştirildi tüzük yapım aşamasında. Hemen sorabilir miyim Enver Bey? Neden 13 federasyonda, örneğin aklıma gelen ilk federasyon basketbol federasyonu, gerçekten faaliyetleri olan, faaliyetlerini genişleten aktif federasyonlardan, işte atletizm çok önemli temel branş, teniste gerçekten çok iyi faaliyetler oluyor. Jimnastik önemli temel branş. Jimnastik bu da yönetimde yer alıyor. Atletizm demiştik. Handball'da gerçekten organizasyonlar yapılıyor. Bahadır Ayhan yönetiminin de çok çabaları var, girişimleri var. Tüm kısıtlanmışlığa rağmen hakkını vermek lazım, teslim etmek gerekiyor. Bu 5 federasyona baktığımızda evet yerleri bana göre tartışılır değil. Yani bana göre, şahsıma göre. Gerçekten ülkemizde iyi faaliyetlerde bulunan, sürekli sporcularını müsabaka olana tanıyan federasyonlar. Ha, diğer federasyonlar hak etmiyor mu? Evet, ediyor. Ama öne çıkan branşlardan böyle bir yapı varsa en azından adil bir temsiliyet olarak görülüyor. Ama örneğin Basketbol Federasyonu'nun üye olmayışı ısrarla. Sırasıyla anlatalım ki. Ve diğer federasyonlarında. tümünü kastetmesin de. Çünkü olimpik branşlar bellidir zaten. Şöyle söyleyelim Yeşim Hanım. Neticede bu toplantılar sırasıyla 18 önce başlayan toplantıda tüzük tadilatıyla da birlikte yaklaşık 20-30 toplantı yapıldı. Ve bu toplantıların nihayetinde tüzük uygulama aşamasına geldi. Yani yürürlüğe girme aşaması değil, genel kuruldan kabul görme aşamasına geldi. İşte tam da bu noktada Dursun Bey bütün federasyonlara bir çağrı yaparak yeni bir tüzük hazırlandığını, evet. bu tüzük hakkında bilgilendirme yapılması ve görüş düşünce olan arkadaşların da tekrardan bu tüzüğe baktıktan sonra fikirlerini ortaya koyabilecek, öneride bulunabilecek bir durum söz konusu olması hasebiyle bir toplantı gerçekleştirildi. O toplantıya da yanlış hatırlamıyorsam yine 12-13 federasyon iştirak etti. Onun üzerinden bir kez daha toplantı yapıldı. Basına açık bir toplantı yapıldı. Yine 12-13 federasyon icabet etti. Neticesinde de tabii ki sizler bir şeyi düzeltmek için yola çıktığınız zaman birilerinin ekstra hatta tümünün gelmesini bekleyemezsiniz. Doğal olarak da son yapılan tüzük kurultayında yine oraya üye olup da oy kullanma hakkına sahip olan gerek kişisel üyeleri gerek diğer federasyon üyeleri burada oylarını kullanarak bu tüzüğün günlük olarak hazır bir şekilde bugün kullanılan duruma gelmesinde oy birliğiyle karar verdiler ve tüzük yayınlandı. Normalde de hayata girişti. Bu noktadan sonra da yeni tüzük hayata geçtikten sonra bir genel kurul yapılması lazımdı, seçimli. Bu seçimli genel kurulda yapıldı. Oraya bütün üye olan federasyonlar, yani şu anda üye olan federasyonlar 14 tane federasyon. Badminton Federasyonu Fırat Deniz Disiplin Kurulu'nda onun altını çizelim. Şuna geleceğim, bunları anlatmamdaki sebep şu. Şimdi bütün federasyonlar doğal üyesidir tüzük gereği Milli evet. Olimpiyat Komitesi'nin. Üyeliklerini gerçekleştiren federasyonlar. Ve özerk olan. Özerk olan.
olimpik olan federasyonlar da toplantılarda oy kullanma hakkına sahiptir. Diğerleri de gelişen süreç içerisinde olduğu sürece de eğer olimpik olurlarsa onların da kullanma hakkı bakidir. Bunun yanında tabii ki bu tüzük içerisinde yalnızca işte genel kurul veya yönetim kurulu değil. Bunun altında daha kurullar var. Disiplin kurulu var, denetleme kurulu var, uluslararası ilişkiler kurulu var, tahkim Sporu kurulu var. Geliştirme, kurulu. Geliştirme, yaygınlaştırma. Bunlar kurullar. Kurulların altında da tüzük gereği komiteler var. Organizasyon komitesi, basın hatla ilişkileri komitesi, eğitim komitesi, sağlık komitesi gibi bir takım şeyler var. Doğal olarak bunlar isim bazında orada bulunup da bunların altının dolmaması söz konusu değil. Dolayısıyla hem diğer federasyon temsilcileri, gerek federasyon başkanları olsun, gerek sporla alakalı olan diğer kişiler olsun, bütün bu saymış olduğum komite ve kurullarda görevlendirilmiştir ilk toplantıda. Ve bunlar nihayetinde komitenin, yani Milli Olimpiyat Komitesi'nin yapacağı işler, yalnızca 2-3 kişinin ve yönetim kurulunun yapacağı işlerden sınırlı değil. Zaten sınırlı olmasını bırakınız. Bütün bu saymış olan sorunların tümünü kısa bir sürede gidermesine de yeterli sayı değildir. Dolayısıyla bütün komitelerinin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekmektedir. Ve bu görev dağılımı da bu yüzden yapılmıştır. Peki, Enver Hocam, hemen sormak isterim. Olimpiyat hedefi olan bir sporcuyum. Sporcular adına konuşuyorum şu an. Beni ne umutlandırmalı, heyecanlandırmalı? Şu an Milli Olimpiyat Komitemiz var. En nihayet baktığınız zaman çalışabilecek bir yapı gibi görünüyor. Önümüzdeki günler bu süreçte daha iyi anlayacağız her şeyi. Yani heyecanlanmalı mıyım? Örneğin Paris çok yakın. Altını çizerek şunu söyleyebilirim sevgili yaşım. Hemen sorunuza şöyle cevap vereyim. Altını çizerek ki şu anda Milli Olimpiyat Komitesi'nden ülkedeki bütün sportif sorunların bir çırpıda çözümünü beklemek fazla hayalcilik olur. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Bir kere şöyle bir pozisyon var. Biliyorsunuz federasyonlarımızın büyük bir bölümü uluslararası arenada tanınmış federasyonlar değildir, üye değildir. Bunun sebebi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada herhangi bir anlaşma olmaması. Ancak ulusal bir komite olarak varlığımız vardır ve bu ister öyle ister böyle biliniyor. Bu ulusal. Dolayısıyla federasyonlarımızın taşımış olduğu bu sorunu aynısını Milli Olimpiyat Komitesi taşımaktadır. Çünkü Milli Olimpiyat Komitesi'nin de Uluslararası Olimpik Komite'ye üyeliği ve oralarda bulunması halihazırda mevcut değildir. Dolayısıyla bu sorunların da giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ama tabii ki bu siyasi anlaşmazlık önümüzdeki bu büyük bir sorun olarak bizlere dönen bu sorun oralardaki işlerimizin de epey zaman alacağını göstermektedir işin açıkçası. Yani kimse şunu beklemesin, işte uluslararası komiteye gidiyor bizim Milli Olimpiyat Komitemiz ve hemen gerekenleri yapıyor, orayı yolluyoruz diğer federasyonlarımızın. Peki Uğur Erdener'le Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin hatta yeni görevi vardır IOC'de as başkanlık. Yanılıyor muyum Enver Hocam? Şunu şöyle söyleyeyim sevgili yaşım. Şimdi, yani biliyorsunuz Türkiye hep köprü olmuştur. Türkiye yani ben köprü burada oldu, evet. Kısıtlanmışımdır. Ancak bir milli takım sporcusu olarak, başarılı bir atlet olarak örneğin ya da voleybolcu ya da tenisçi olarak Türkiye milli takımlarında yer alarak açılabiliyorum. Bu da Türkiye, bu en yakın coğrafya olarak bize bu olanakları sağlıyor. Bunu yaşayan sporcularımız da var. Rio'ya giden İbrahim var, İbrahim Yavuz var. Anlatabildim mi Türkiye milli takımı? Tabii. Ya da Türkiye'deki atletlerimiz var. Buse gibi, Yiğitcan gibi. Türkiye'deki kulüplerde, şimdilerde aynı şekilde Doğukan bizim için büyük başarılar getirmiş, gururlandırmış ülkeyi bir sporcu. Türkiye'deki kulüplerde yer alarak açılma, dışa açılma, uluslararası organizasyonlara katılma adına çok daha avantajlı durumdalar. Peki Türkiye milli takımında yer almamış aynı şekilde Türkiye'deki kulüplerde yer almamış başarılı sporcuların önünü açma noktasında neler yapılabilecek? Şimdi sevgili yaşım, tabii Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'yle özellikle en kısa dönemde bütün bu sorunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bizlere nasıl yardımcı olabilir? Tabii ki eski yönetim ve başkan o konular üzerinde çalışmalar yapmıştır. Biz o çalışmaları daha ileriye nasıl taşıyacağız? Ama dediğim gibi gerçekten sorunlar çok fazla ve bir kere şöyle düşünelim. Yani biz hiçbir şeyimiz yokken mutfakta bir yemek yapmak istiyor olan birisinden. Dolayısıyla sizin gerekli malzemeniz olması lazım. Bakınız, bir kere yıllardır bizim federasyonlarımızdan örnek verecek olursak salonumuz yok, lokalimiz yok. Bunlarla mücadele etmekteyiz. Evet. Aynı şekilde Milli Olimpiyat Komitesi eğer bu ülkenin sporda en üst kuruluşuysa
bu soymuş olduğumuz bütün sorunlara çözümler üretecek çalışmaları yapması gerekirse, her şeyden önce kendisinin bir binası, alet edevatı, sosyal medya araçları gibi işlerin de olması lazım ki siz bunları yürütebilirsiniz. Şimdi Milli Olimpiyat Komitesi'nin gerek finansal olarak gerekse bu saydığım nedenlerden dolayı birçok şey eksik ve ilk etapta bunları giderip sizin düzgün bir pozisyon alıp bu söylemiş olduğunuz sorunları giderme yönünde de hamleler yapmanız lazım. Yani düşünün, şimdi bugün örneğin bir görüşme talep edeceksiniz Uluslararası Olimpik Komite'ye ve oraya gitmek istersiniz. Baktığınızda işte bunun bütün kaynakları hep bir finansla alakalı işler. Burada yapacağınız bir organizasyon olsun, finansla alakalı işler. Sizin kendi bünyenizde gerek binanız gerek içerisindeki yapacağınız bir takım malzemeler, aletler, edevatları kullanmanızda büyük sıkıntılar var. Bunları tedarik etmeniz lazım ki bir hamle yaparsanız bir yol alırsınız. Sponsorlukları çok önemli komitenin. Tabii ki. Şimdi sizin önünüzde şu anda bir bilgisayar veya şeyiniz olmasa çalışmalar nereden bakıp nereden yapacaksınız? Bu iletişimleri nasıl kuracaksınız? Dolayısıyla gerçekten önünde çok birikmiş sorunlar var. Çünkü yılların sorunu, 15-20 yıllık bir problem bunlar. Tabii ki bunları da bir anda çözümlemek, hedeflere götürmek. Evet, ama komite kurulduysa bu sorularla... Komite çalışmaları yapacak işte sırayla alacak, eline alacak sevgili eşim bunları sırasıyla. Bunları peyderpey, kademe kademe çözmeye çalışacak. Aksi takdirde yani hemen gidiyoruz işte o bir ay bunları çözdük deme şansınız yok, mümkün değil. Sizin yapmanız gereken eğer 10 tane sorun varsa bunları minimize etmek, 6'ya çekmek, 4'e çekmek ve süreç içerisinde sıfırlamak. Ama sıfırlamak için gerçekten büyük bir zamana ihtiyaç var. Çünkü sizin siyasi pozisyonunuz da bunlara engel. Evet. Bunun yanında ülke içerisinde yalnızca Doktor Fazıl Küçük spor oyunları değil, buna mukabil başka spor oyunlarını da düzenlemek. Bunların hepsi bir finans kaynağıdır. Bunların önce gerek sponsor yani siyasi yapıdan kurtarmanız lazım. Dursun Bey'in genel kurul sonrasında yaptığı açıklama, Dursun Koç'un başkan, komite başkanının kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızı konuştuk. İşte hayırlı olsun şeklinde açıklamalar var. Kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar içerisinde ülkede bir spor oyunlarının ulusal, uluslararası bir şekilde bağın olduğu. Tabii ki biliyorsunuz yani yıllardır kısıtlandık ama federasyonlar da boş durmadı. Doktor Küçük oyunlarında bir dönem ki çok tartışılmalı bana göre tamamıyla 5-6 kategorinin katılımıyla yapılan oyunlar bir anda bir kategoriye kadar düştü. Oyun olmaz işte. Bunun da yeterince sorgulanmadığı düşüncesindeyim. Yani sadece handbolla geçiştirilmesi de bana göre hiç doğru olmadı ki handbolun çok büyük emeği vardı bu uluslararası Magosa Cup'la ilgili. O ayrı bir konudur. Peki dediğim gibi tekrar başa döneceğiz. İşte bu bahsetmiş olduğunuz örneğin Doktor Fazıl Küçük spor oyunlarını baz alacak olursak. En azından ki, çünkü görünen o. Yani eğer Avrupa dünya şampiyonalarına bizi sporcularımızı gönderemeyecek daha fazlasını yapabilirsiniz Yeşim Hanım. Yani yalnız Doktor Fazıl Küçük spor oyunları değil, buna mukabil başka isimler altında 2-3 tane daha yapabilirsiniz. Tabii. Bunları her 4 senede birbirinin isimlendirerek yıllar içerisinde de bölebilirsin. Ama buradaki konu şu, şimdi dikkat edecek olursanız spor oyunları dendiği zaman içerisinde birden fazla aktiviteyi barındıran demektir. Evet. Ama ne yaptık biz ülke olarak? İşte bir spor branşında kimse yanlış anlamasın. Yani ne futbola, ne handbola, ne voleybola karşı olduğumuzdan değil. Ama eğer adı spor oyunlarıysa yapılacak organizasyonun bir dal üzerinde yapılması mümkün değil. Olmaz. Evet. Yani bu sorgulanması gerekir. Biz sorguladık tabii. Yeri geldi. Bu konularda eleştirimizi de yaptık Voleybol Federasyonu Başkanı olarak. Yani oyunların bir tek dal adı altında olması mümkün değil. Aksi takdirde oyunlara girmez. Yani bugün olimpiyat oyunları bir tek voleybolda yapılırsa olimpiyat oyunu olur mu? Olmaz. Dolayısıyla orada bir takım yasal değişiklikler yapıldı sevgili eşim. Ama şu anda mevcut tüzükte baktığınız zaman Doktor Fazıl Küçük spor oyunlarının yapılması bünyesinin uhdesi Milli Olimpiyat Komitesi'ndir. Bu ve buna benzer diğer oyunların. Tabii ilk etapta kısa vadede yapılması gereken önemli işlerden bir tanesi ülkemizdeki ulusal federasyonlarımızın yabancı ülke federasyonlarıyla, gençleriyle yarışacağı ortamları hazırlamak. Tabii bunun için de bunlar artık dikkat edecek olursanız döviz kurlarının bu fiyata geldiği bir durumda oldukça yüklü bir finans kaynağının yaratılması gerekmektedir. Tabii bizim kısa vadede geçen ilk toplantıda yani yaklaşık 2 saatlik süreç içerisinde arkadaşların ortaya koymuş olduğu görüşler doğrultusunda da ilk etapta sponsorluk işlerinin acilen yapılması var. Çünkü elinizde bu işleri yapacak finans kaynağı yoksa siz
diğer işleri yapmakta gerçekten zorlanırsınız. Gerçekçi olmak lazım. Yani sorunları çözüp bitirebilmeniz için gerçekçi hedefleri ortaya koymak ve onlara ulaşmak için de gerçekçi yaklaşımları yapmanız lazım. Sponsorluk da bunlardan bir tanesidir. Evet. Yani bugün öyle küçük çaplı değil, daha büyük kapsamlı sponsorluklar yaparak, özellikle de yıllardır ülke içerisinde geniş kapsamlı. Çünkü benim hayalim ne? Benim hayalimi kişisel olarak soracak olursanız, İslam oyunlar benzeri oyunların bu ülkemizde yapılması, en az 8-10 yabancı devletin evet. gelmesi ve en az 9-10 farklı branşta 15 olur, 20 olur, daha fazla memnuniyet getirir. Bunların bu ülkede gerçekleşmesi ve gençliğimize yeni bir motivasyon sağlanmasıdır. Ve ilk etaptaki en önemli yapılması gereken işlerden bir tanesi de budur. Evet, ve bunu da yapabilmeniz için... Bazı federasyonlar gerçekten dışa açılım konusunda çok iddialı organizasyonlar olmasa da belli ülkelerle ciddi iletişim içerisinde organizasyonlara katılıyorlar. Geçmişte Doktor Küçük oyunlarına da milli takım düzeyinde takımlar da geldi. Tabii. Yani bu masa tenisinde oldu, tekvandoda oldu. Atletizmde oldu. Atletizmde, evet, hele atletizm müthiş bir şeydi. Çünkü buraya olimpiyat şampiyonlarını gördük biz. Voleybol bireydi o devirde ki biz işte sırf bu parasal kısıtlılığın dar olması, belli rakamların örneğin 400 bin TL'ye bu kadar organizasyonun yapılması gibi zorluklar veya işte iki takım gelsin, üç takım gelmesin çünkü paramız yetmez gibi durumlar söz konusu olduğu için biz voleybol olarak orada yer almadık. Evet. Ama eğer kapsamı geniş olaydı size plajın o en iyilerini orada getirip yarıştırabilirdik. Evet hocam, yani bu konuyu toparlayacak olursak aslında her şeye rağmen ülkemizde uluslararası seviyede farklı farklı branşlarda katılımın olabileceği yurt dışından bir oyunlar düzenlemek mümkün. Öyle görünüyor. Tabii. Kesinlikle mümkün. Bunun boyutunun çok büyük olmasına gerek yok dediğiniz gibi ama kaynak olursa dediniz. Kaynak önemli. Kaynak. İletişim ikinci derecede önemli. Öncelikle kaynak. İkinci derece önemli olan bugün Dursun Bey'in bundan önceki dönemde yapmış olduğu çalışmaların devamı olarak plan ve programı içerisinde geçmiş dönemde Türkiye'deki federasyon heyetlerinin buradaki federasyonlarla görüşünün sağlanması, örneğin 20-30 federasyonun ülkede muadil federasyon başkanlarıyla görüşüp bu sorunları daha nasıl giderebilir, nasıl yardımcı olabilir konusunda da çalışması var. Onun devamı da olacak. Geçen toplantıda dile getirildi bu. Ve onlar yapıldığı zaman dertlerini daha iyi anladıp daha fazla takımın nasıl bu oyunlarda yer alabileceğine Türkiye için içerisinde olmadan sizi bu işleri yapmanız pek mümkün değil. Dolayısıyla ana vatandan o destek hem Milli Olimpiyat Komitesi'nden hem federasyonlarından gelecektir. Peki tabii ki olimpiyatın kuruluşuyla akla gelen bir diğer önemli soru da uluslararası hukukçumuzun burada ya da yurt dışında varlığı var mıdır, yok mudur? Çünkü her ne kadar kısıtlanmış olsak da yani yıllarca durup bekleyecek değiliz değil mi? Bu konuda bir çalışmalar yapılması gerekir. Dışa bu haksızlık noktasında çünkü her şeye rağmen ciddi bir haksızlık söz konusudur. Çok ciddi. Ülkede ciddi. Siyasi ciddi. Bir çıkmaz olabilir iki bölge arasında, adanın iki farklı bölgesinde. Ama bu sporcuların spor yapma hakkını elinden alma anlamına gelmez. Her ne kadar dünya bunu süslü cümlelerle, uluslararası teşkilatlar, uluslararası federasyonlar dile getirse de herkesin spor yapma hakkı vardır. Hele de bir olimpik düzeydeki bir sporcunun spor yapma hakkı engellenemez. Buna rağmen engelleniyoruz. Ama çıkışımız nasıl olacak? Bu konuda yürütülecek süreç çok önemli. Sevgili Yeşim, şimdi anavatan Türkiye'de bu konularla ilgili gerçekten ve o kurullarda yer alan gerek KAS'ta gerek evet. olimpik komitelerde çok değerli kişiler vardı. Evet. İşte ilk etapta Türkiye da yargıçlar var, yöneticiler var. O baktığımız kişilerin zaman uluslararası federasyonlarda. Buradan en büyük avantajımız o aslında. Buradan gidecek bir heyet olimpiyat komitesinin veya buraya davet edilecek bu kişilerle burada bütün bu konuların enine boyuna bir rapor haline getirilip sunulması yönünde de geçen akşamki toplantıda bir takım kararlar alındı. Ama az önce bahsetmiş olduğum gibi bu sorunlar o kadar bir fazladır ki bugün başlasanız emin olunuz ki çünkü bunlar öyle kısa sürede halledilecek konular da değil. Bir evet. takibiyatı var ve en önemli özelliği de bir finansal kaynağı. Yani bugün siz uluslararası arena da uluslararası haksızlığınızı savunmanız için yapacağınız herhangi bir müracaatta da yine döner dolaşır iş bütün hepsi finansın başına gelir. Dolayısıyla paranız olmadan adım atamazsınız.
Ne kadar da iyi niyetli isterseniz olun. Yani biz yıllardır federasyon başkanıyız biliyorsunuz. Yani elinizde maddi kaynak yoksa organizasyonları yapmada, planlamada büyük sıkıntı yaşarsınız ve yeri gelir yapamazsınız da plandan çıkarırsınız. Dolayısıyla finans gerçekten önemlidir. Finans sağlandığı sürece bu dediğim ilişkiler içerisinde bu sorunların giderilmesi. Dikkat edecek olursanız tüzükteki en önemli sıkıntıyı yaratan maddelerden biri, siz programın başında bahsettiniz, İşte federasyonların Milli Olimpiyat Komitesi'nde etkin bir pozisyonun olmaması ve yıllardır böyle bir sıkıntının yaşanması veya kişisel üyelerde. Dikkat edecek olursanız madde en az 4 derdi. Başkan 5 olarak uygun gördü onu federasyonların. Yani orada da bir çoğunluk var. İşte amaç nedir sevgili yaşım? Federasyonların da kendi sıkıntılarını daha rahat, neler bu organizasyonlarda yaşadığı, uluslararası yaşadığı sıkıntılar nedir zaten tüm kesimler tarafından bu bilinmesine rağmen önemli olan senin benim bunu konuşmam değil ve kendi aramızda konuşmam. Bunların rapor haline dönüştürülmesi ve en üst mercilere ulaştırılmasını sağlamaktır. Yani bugün Milli Olimpiyat Komitesi bu federasyonumuzda bu sporcular var, bu federasyonumuzda uluslararası arenada olimpiyat düzeyinde bu sporcular var. Çok kapsamlı bir raporu, örneğin Türkiye'den bize yardımcı olacak bu heyetlerle birlikte sunumunu yaparsa daha yararlı olur diye düşünüyoruz. Çünkü ne kadar görseliniz, ne kadar gerçek bilginiz olursa sorunların çözülmesinde de o kadar faydalı olur. Bir kere bakacaksınız ki işte örneğin voleybolda, uluslararası arenada yarışmış, dünya şampiyonluğunda, plaj voleybollarında oynamış oyuncularımız internet sitelerinde, ilgili FIVB'nin listelerinde var. Bunun gibi işte atleti vardır, yürüyücüsü vardır. Var, dolayısıyla bunları bir Merve gibi toplam hale getirmek, bir sunum rapor haline getirerek önce elinizdeki veriyi almanız lazım. Çok iyi çalışması lazım aslında. Örneğin her federasyona düşen görev var. Elit sporcularıyla da ilgili. Tabii ki. Ve alttan yetişen yıldız sporcularıyla da ilgili. Komiteyle çok sıkı ilişkiler içerisinde olması lazım. Bilgilendirmesi lazım. Yani kısaca özetleyecek olursak özellikle de başarılı sporcuların ödüllendirmesi gerek antrenör, gerek hakem, gerek idareci, sporcu yani bir ödül yönetmeninin ibedi olarak hazırlanması ibedi bu birinci kısa vadedeki işler içinde uluslararası organizasyonların bu ülkede gerek Doktor Fazıl Küçük spor oyunları gerek buna mukabil oyunların kısa süre içerisinde hazırlıklarının yapılarak 2023 yılı içerisinde en az bir tanesinin yapılması. Yine bütün bu bahsetmiş olduğumuz tanınmamışlıktan dolayı gerek federasyonlarımızın uluslararası federasyondaki sıkıntıları gerekse Milli Olimpiyat Komitesi'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliği konusundaki sıkıntıların düzenlenmesi için, ortadan kaldırabilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için, Türkiye'de bu işin yetkili kişilerin, üst derece yetkili kişileriyle ibedi olarak görüşmelerin yapılıp raporların hazırlanıp sunulması gibi kısa vadede yapılacak işler. Bunun yanında tabii ki Lefkoşa veya Mausa bölgesinde Milli Olimpiyat Komitesi'nin bölge ajanlıklarının kurulması. Çünkü yalnızca Girne'de bir merkezin bulunması, sporun gelişmesine yayılmasına yardımcı olacak. En kısa süreç içerisinde de bunların talebi de yapılacak. Dolayısıyla bunları yaptığınız zaman buralarda istihdam edeceğiniz kişi sayısı olması lazım. Bunların giderilmesi lazım. Yani sizin bir ofisi haline getirmeniz işte bu bir boş olmaz. Bu kişilerin de tabii ki sporun içinde elemanlar. Sporun içinde olması. Eleman olacak. Onun orada rahatlıkla o iletişimi sağlayabilecek teknik detayları, malzemelerinin, koltuğunun, ne bileyim ben diğer malzemeler, eksik kitabının, dosyasının bulunması gerekiyor. Yani bunları da tanzim etmeniz lazım bölgelerde ki yani boş bir odadan bir bölge ajanını yaratamazsınız. Peki aklıma hemen şu geldi. Dün yaptığımız görüşmede bakanlıkla ilgili bir toplantıdan bahsetmiştiniz. Çok merak ediyorum. Acaba bu altyapı çalışmalarıyla ilgili komitenin buluşturulması konusu muydu? Çünkü okullar da sizi bağlıyor. Bakanlık dünkü toplantı bizim federasyonların bakanlığı. Evet, gündem neydi onu sorabilirim. Gündemimiz tabii ki anlatabiliriz. Şimdi bakanlığın dün federasyonları toplantıya çağırmasını özellikle Eğitim Bakanlığı ismini verelim de Başbakanlığa bağlı spor zannetmesinler Eğitim Bakanlığı. Orada Sayın Bakan'ın bizlerden talep ettiği şuydu yani Atatürk Öğretmen Koleji'nde bulunan öğrencilerin bir şekilde federasyonların çatısı altında sekreteriyadan ziyade altyapı çalışmalarıyla ilgili. Hayır daha öyle bir yaklaşımda bulunmadılar. İstedikleri şuydu. Atatürk Öğretmen Koleji'nde yetişecek olan öğretmen olarak yetişecek kişilerin federasyonların içerisindeki faaliyet ve uygulanışlardan haberdar olması için bir şekilde işbirliğine gidilmesi ve federasyonlarda örneğin işte basketbol takımı kurulsun Atatürk Öğretmen Koleji'ne. Tabii ben orada
bir randevum olduğundan dolayı pek söz almadım ama bazı fikirlere karşı olduğumu hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bir kere Atatürk Öğretmen Koleji'nin asli görevi ilkokul öğretmeni yetiştirmektir. Yani öğretmen yetiştirmektir. Evet. Eğer herhangi bir kişi spor yapma ihtiyacını veya sporda bilgili eğitimsel bir düzeye gelme ihtiyacı hissederse, öyle bir isteği varsa 5 yıllarda üniversitelerin beden eğitimi spor bölümlerine giderek zaten orada hem sporculuğun hem sporla alakalı eğitimi de alabilirler diye düşünüyorum. Yani Atatürk Öğretmen Koleji'nde bir basketbol takımının kurulması veya işte voleybol takımının kurulması. Ben de tam tersini düşünmüştüm hocam. Belki çünkü federasyonların çok ciddi ihtiyacı vardır. Şöyle olabilir. Bak bu da dile getirildi. Bunu da atlamayalım. Sırasıyla anlatalım. Orada işte antrenörlük, hakemlik, bilgi ve becerilerinin kazandı. Onda bir sıkıntı yok. Yani bugün Atatürk Öğretmen Koleji işte voleybol antrenörlük kursu olsun, hakemlik kursu olsun veya basketbol veya handbol veya diğer branşların bunları almasında ve uygulamasında bir sıkıntı yok. Onları seve seve yardımcı oluruz. Gideriz o kursları talep gelmesi halinde açarız. İçerideki öğretmen adayı arkadaşlarımıza bu kursların düzenlenmesinde evet. yardımcı oluruz. Peki Eurofit sonuçları sizlerle paylaşıldı mı? Tamam, bizimle paylaşılmadı. Öyle bir şey yoktu. Toplantıda öyle bir şey olmadı. Toplantının özü tamamıyla söylemiş oldum. Yani Atatürk Öğretmen Koleji'nin sportif alanda faaliyet gösteren federasyonlarımızla daha fazla ilişki içerisinde olarak orada bu öğrenimi gören talebelerin daha fazla spor yapabilme sine yönelik Anladım. Bir şeydi. Bu da tabii ki Peki. baktığınızda pek spor yapma sağlıklı olmuyor. Çünkü yaşını başını neredeyse almış 20-19 yaşındaki gençlerin şimdi bir voleybolcu olarak yetişmesi veya takım kurması mümkün değil. Yani çünkü biz çocuklarımız biliyorsunuz 12'den başlıyor. Evet. O süreç geçiyor. Ama dediğim gibi eğitimsel faaliyette veya okuldan çıkan bireylerin sportif alanda daha fazla bilgi donanımına sahip olabilmesi için bir basketbolun, bir voleybolun, handbolun nasıl oynandığını, kuralının ne olduğunu, hakeminliğinin ne olduğunu. Çünkü evet. neticede Atatürk Öğretmen Koleji'nden çıkan bir takım bu eğitimi tamamlayan kişilerin ilkokullarda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı gerçeği ortadayken onların kazanımı olacak. Onların daha fazla bir deneyim, bilgi donanımı alması evet. olur. Bir de orada konuşulan şuydu federasyonlardan bir iki arkadaşın talep ettiği. Yani ortaokullardan ziyade beden eğitimi öğretmenliğinin ilkokullarda da artık okullardan çıkmış yani beden eğitimi öğretmeni yetiştiren okullardan çıkmış öğretmenlerin ilkokullarda görev almasının daha yararlı olacağı konusunda Çünkü fikir beyan ettiler. Yani o yeteneklerin tespiti, keşfi çok çok önemli. Yani dolayısıyla dünkü toplantıdaki ana temalardan birini bahsettim ama bence eğitimsel faaliyette bilgi donanımına daha fazla gitmesi daha yararlı olur. Örneğin işte antrenörlük bilgilerini alması bütün öğrencilerin. Neticede öğretmen olabilirsiniz ama branşınızı da seçebilirsiniz. Bazısı müzik branşı seçer. Düşünün. Evet. Dolayısıyla sizin orada uzmanlaşacak birine sportif bilgi yüklemenizin de bir anlamı yoktur. Hı-hı. Belli bir bölümüne en azından bu bilgiler istenilenlere aktarılır. Hakemlik bilgileri, antrenörlük bilgileri, çeşitli federasyonlar bu yapılabilir. Evet. Ama diğerleri Peki. sportif amaçla yarışması pek sağlıklı bir birey olmaz. Peki çok merak etmiştim. Tekrar komiteye geçelim. Bir de denetleyici olma noktasında göreviniz var. Şöyle, federasyonlar, ben uluslararası bir küçük çapta organizasyon düzenliyorum. O ülke bu ülke gelecek. Bir etkinlik yapacağım dediği zaman... buralar artık çok çok önemlidir değil mi hocam? Hemen anlatalım onu da. Şimdi TÜZÜK hazırlanırken bu konu gündeme geldi. Özellikle de ben orada dedim ki Milli Olimpiyat Komitesi sportif alanlarında spor oyunlarını düzenler. Yani ben voleybol federasyon olarak bir uluslararası organizasyon yapacaksam size yalnızca bilgi veririm. Buyurun gelin izleyin. Bu ülkenin Milli Olimpiyat Komitesi'nin böyle bir şey yapılıyor. Neden? Çünkü voleybolun yapacağı sevgili eşim voleybola yönelik 8 ülkede gelse plaj voleyboludur oynanacak olan. Neticesinde bir oyunlar değildir. Veya salonda yapılacaksa bir salon voleybol turnuvasıdır baktığınız zaman ama bilgilendirme açısından TÜZÜ'ye alınsın dedik. Yani bilgi verilsin yani böyle bir organizasyon yapılacak. Yani Milli Olimpiyat Komitesi'nin izin alma zorunluluğu yok. Hı hı. Çünkü o kendi bünyesi içerisinde hı hı. yapacağı bir faaliyettir ama yurt dışına katılımlarla ilgili peki? Olimpiyat Komitesi'nin burada yapılacak olan organizasyona da siz bu bilgiyi verdikten sonra gelmesi önemlidir. Çünkü oraya gelecek olan yabancı ülkeler vardır. Onlarla temaslar kurulması, diğer federasyonların gelişimine veya diğer federasyonların yapacağı organizasyonlara o ülkenin takımlarının gelmesi konusunda da yardım yapılabileceği için bu elzemi de bu şekilde oldu. Diğer sorunuz?
federasyon olarak yurt dışındaki bir uluslararası organizasyona geliyorum. Uluslararası aynı organizasyon. Şekilde. Aynı şekilde neticede sevgili eşim. Çünkü bir kere biz voleybola bakalım. Örnek verelim. Biz örneğin İtalya'daki bir organizasyona gidiyoruz. Hı-hı. Ama gideceğimiz organizasyon voleyboldu. Evet. Yani uluslararası bir bağımsız etkinlik değil. Hareket bağımsız edebilirim hareket, ama bağımsız hareket değil. Bilgi verir. Evet. Bilgi vereceğiz yani belki biz de Olimpiyat Komitesi olarak sizlerin yanında belki bir temsilciyi gönderip evet. kendi kaynaklarıyla yani yanlış anlaşılmasın onların üzerine bir şey yıkarak değil. Hı-hı. En azından orada gelen ülkelerden görüşme yapma şansına sahip olur. Daha fazla devletin evet. başka branşının gelmesini sağlamaya yani hep bilgi alışverişi, iletişim Doğrudur. İstediğimiz bak. Bütün federasyonların Milli Olimpiyat Komitesi ile iç içe çalışmasını istememizin esas sebebi budur. Yani biri birinden bir şey önde gider işte o yapardı bu yapardı konularından uzak birbirine yardımcı olarak bu ülkenin sporunu daha fazla nasıl ileriye taşıyabilirler? Evet. Ana temanın bu olması lazım ve bu görüş doğrultusunda biz zaten bütün federasyonların olimpik komite içerisinde yer alması ve faaliyetlerine gerek ülke içerisinde örneğin bir yurt dışı probleminiz olabilir. Yani bugün biz yıllardır gidip geliyoruz her tarafa ama baktığınız zaman bize Milli Olimpiyat Komitesi bir yardımcı olmadı. Belki olmamasının sebebi öyle bir varlığı biz hissetmemizden dolayı bir yardım talebinde bulunmamış olmamız da olabilir. Ama genelde göz önünde olan şuydu. Milli Olimpiyat Komitesi'nin kendi bir varlığı yok bize nasıl yardım edecek? Biz işimize bakalım mıydı? İşin açıkçası gerçeği budur. İşte bu bütün imajları ortadan kaldırarak yapıyı sağlam temeller üzerine kurup bütün federasyonların bu samimiyete inanarak hep birlikte çalışması sonucunda ancak Milli Olimpiyat Komitesi de istediği hedeflere sağlıklı yürüyebilir. Görülmüştür. Hani diyelim yine voleybol üstünden gidelim. Voleybol Federasyonu olarak yurt dışındaki bir etkinliğe katıldınız. Milli Olimpiyat Komitesi'nden gelecek bir temsilci tabii ki yani siz voleybol için gidiyorsunuz ama orada buluştuğunuz yöneticiler başka başka branşların da bu işe dahil olmasının önünü açar. O size neyi getirir ama? O size bir şey daha getirir sevgili eşim. Örneğin bizimle birlikte bir komite üyesi geldi. Hı hı. Orada 8 tane voleybol takımı var. Onlarla görüştü misal. Gitti başka ülkelerin voleybol takımlarını getirirken yani başka branşları getirirken o gelen başka branşların başka ülkelerin takımlarını da size getirme şansını evet. doğurur. Yani bu bir zincir şeklinde halkayı evet. büyütmeniz gerekir. Yani ne olimpik komitenin bir üyesinin o federasyonla birlikte gitmesini de federasyonun olimpik komitenin yapması bir zarar getirmez. Hı hı. Netice itibariyle ülke sporuna daha fazla yere kapsamı genişletirsiniz. Yaymak, geliştirmeyin anlamı nedir? Yani orada yaygınlaştırma, sporu geliştirme komitesi var, kurul var. Evet. Nedir bunların maksadı? Daha geniş kitlelere yaymak, geliştirebilmek. Dolayısıyla federasyonlar zaten 14 federasyonun baktığınız zaman burada üye olması hı hı. ve siz de bahsetmiş olduğunuz gibi biz şu ayrımı yapmıyoruz sevgili eşim. X federasyon, Y federasyon. Gönül arzu ediyor ki bütün federasyonlarımızın artık baktığınızda zaten, da bu federasyonlara yurt dışıyla bağlantısı olan tabii ki, federasyonlar tabii ki. Aslında. Yani bugün şu gerçeği totalde 14. atlamayalım. Yani federasyonlar Milli Olimpiyat Komitesi ile çalışmazsa kendi işlerini yürütemez diye bir şey yok. Ama birlikten kuvvet doğar. Burada sizlerin sorunlarına yardımcı olacak bir Milli Olimpiyat, Olimpiyat Komitesi vardır. Olimpiyat Komitesi'nin varlığı bir amacı vardır. Tabii ki. Elbette ki iletişim içerisinde olunması. Olunması lazım. Herkesin burada evet. bu birlik altında yürümesi lazım. Burada şunu söyleyebilirim. Bugün hasbelkader biz yönetimdeyiz. Hasbelkader Dursun Bey başkandır. Bunlar gelip geçicidir sevgili yeşim. Hı-hı. Yani iki sene sonra her dönem değiştiğinde başka arkadaşlar gelip bu görevleri alacak, daha fazla ileriye götürecek. Gelenlerin bir şey ortaya koyması, bazı Hı-hı. sorunların ortadan kaldırılmasına öyle çalışmalar yapması, 10 sorunumuzu 4'e 3'e indirmesi, yeni gelecek olanların bunların üzerine yıl içerisinde gelecek başka sorunları çözmeye yardımcı olması. Bu bir bayrak yarışıdır. Evet. Neticede bu benim kullandığım bayrak yarışı, siyasilerin kullandığı bayrak yarışı meselesi değildir veya başka kurumlardaki. Buradaki amaç yani bir görevdeyseniz sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarınızı yaparsınız. Göreviniz, misyonunuz, süreniz bittiği sürece uygun görürse devam edersiniz veya başka arkadaşlar gelir onlar da kalanlara devam ettirir. Ülke sporunu bu çıkmazdan ancak bu şekilde kurtarır. Yoksa onunla bununla kavga ederek bir şeye varamazsınız. Varamadığımızda yıllardır yapılan durum sorusu ortasında görüyoruz yani sorunların çözülmesi mümkün değil.
Evet, peki şunu sorabilir miyim? Çok yenisiniz, evet, yani üst üste sorular soruyorum ama bu da benim görevim. Bütün soruları. Ve tabii ki herkesin merak ettiği, sonuçta komite kuruldu. Artık bundan sonraki süreç önemli. Daha bir disiplin içerisinde, daha derli toplu ilerlenmesi noktasında önemli de bir bağlayıcılığıdır federasyonlar açısından. Üye federasyonlar tepkisi bu 13 federasyonun daha henüz yeni geliyorum soruma. Düşünceler, tepkiler nedir şu açıdan? Komitenin yönetim kurulu üyeleri 5'e 4 oranında zaten iyi bir gelişmedir. İlk tepkiler ne oldu? Memnuniyet derecesini soruyorum. Tabii ki bütün kesimler, yani şu anda yönetim kurulunda üye olsun olmasın, hı hı, bütün arkadaşlar, yani bu bahsetmiş olduğumuz federasyonlar, herkesin de bu yapının gerçekten geçmiş düzlüklere göre. Tabii ki diğer federasyonları dışarıda bırakmıyorum aslında ama. Hepsi içeride, evet. Bana göre hepsi bizim federasyonumuzdur, hı hı, o ayrı bir konu. Görüş olarak belirten arkadaşlar, sorunlar da dahi olsa, hı hı, kısa süre içerisinde çözülebilecek sorunlar, birliktelikten hepsinin çözülebileceği hususundadır. Yani bugün bütün arkadaşlar memnuniyetini dile getirdi. Ha, şunu da söylemek lazım. Kişisel olarak belli arkadaşlar belli noktalar üstünde sıkıntılarını dile getirebilir. Biz bütün federasyonlarımızın görüş ve düşüncelerine açık olduğumuzu altını çizmek isterim. Yani her görüş bizim için değerlidir. Çünkü bütün federasyonlar bu ülkede bu kadar zor şartlar altında bir takım faaliyetleri yürütmek zorundadırlar ve yürütmek için çaba sarf ediyorlar. Hı hı. Dolayısıyla onların bizim gözümüzden kaçan da olabilir. Gerçi kolay kolay kaçmaz da. Yani gözümüzden kaçan hususlar da olabilir. Ve onların yaşadığı başka sıkıntılar olabilir. Bizim istediğimiz ve amaç edindiğimiz bütün sorunların ortak bir yapı içerisinde çözülmesine yardımcı olmaktır. Yani onlar, evet, bir sıkıntısı varsa gelip bunları karşılıklı oturup konuşarak. Görüşmeler devam edecek mi? Dursun Bey'in çok uzun zaman önce söylemiştim programın başında da, pandeminin daha ilk dönemiydi. Bütün federasyonlarla görüşme talebi vardı. Bir araya gelelim. Çok daha farklı olacak. İşte geldik. Çok daha farklı olacak. Oldu geldik süreç, evet, içerisinde. Peki, hayır, şimdi tabii ki olimpik ve paralimpik dalda etkinlik göstermeyen federasyonları da içine alarak söylüyorum. Hepsi doğal üyesidir sevgili Yaşım. Doğal üyesidir ama bu federasyonlarla da belki fikir bazında sizlerle birlikte aynı düşünmeyen, anlatabildim mi? Tepkili olan olabilir, katılmayanlar var zaten. Bu federasyonlarla da sürekli iletişim, hani daha fazla üye kazanma daha fazla üyeden ziyade. Herhalde bu görüşmeler, bu ikna turları sürecektir. İkna diye bir şey söz konusu değil. Gerçekler ortadayken herkesin aklı selim davranış olarak bütün bu gerçekleri göreceği düşüncesi içerisindeyiz. Zaten alt komitelerde, sevgili Yaşım, kurullar ve komitelerde, hı hı, bu saymış olduğunuz yönetim kurulun dışındaki federasyonlarımızdan da var, temsilciler vardır. Var, evet. Yani yaklaşık bir 35 kişilik ekip vardır bu kurullarda çalışan. Baktığımız zaman da sporun içinde isimler. Geçmişte sporun federasyon başkanlığı yapanlar da var. Zaten tabii bireysel ki üye olarak. Yani federasyon başkanı mesela eğitim kurullarında, organizasyon komitesinde, basın hatlar işleri komitesi, yani sporun içerisinde diğer federasyonlarımızda da, yani yönetim kurulunda yer almayan ama diğer üye olan veya üye olmayan federasyonlarında, bünyelerinde eksik olan diğer kurullarda çalışan sayımız vardır. Ama bu şu demek değildir. Siz tamamdır, bu kadar federasyon üyedir, bu bize yeterlidir. Hayır, konu bu değil. Ama konu şu da değil. Yani biz federasyonların tümünü ikna etmek için bütün çabamızı o yana verelim. Önümüzdeki bu saymış olduğumuz bu kadar sorunu yapmayalım, zaman kaybedelim. Bu değildir. İkisinin birlikte yürümesi gerekir. Bence zaten bütün federasyonlarımızın bu çatı altında bulunması gerekir. Yani önemli olan o toplantıya geldiğiniz zaman evet hayır oyunu kaldırmak değil. Yapmış olduğunuz çalışma, faaliyet, bu organizasyonlarla ülke sporuna katkı koymaktır her şeyden, evet, önce. Eğer federasyon, zaten federasyonlar üye olmayanların da bir şekilde komiteye görüş bildirme şekli tabii var. Canım, yani yazılı olarak sunulabilir. Ya bunları sunarsınız, bilgisi toplantıya, hı-hı, istersiniz, talepte bulunursunuz, gelirsiniz, evet, yönetim kurulu toplantılarına dile getirirsiniz. Burada belki tüzükte, mesela benim bütün bunlara rağmen bunu açık ve seçik söyleyeyim. Bütün bunlara rağmen en az 4-5 tane tüzük maddesinin tadil edilmesi görüşüm var. Hangileri?
süratle geçebilir miyiz? Son 2-3 dakika. Açarsam onları şimdi çok uzun olacak. Ama ilk baktığınızda tabii bütün bunlar nereye göre yapıldı sevgili eşim, onu anlatmak lazım. Biz hukukçuya bir hizmet bedeli ödedik. Ödedik. Niye ödedik? Uluslararası kurallara uygun olsun diye ödedik. Şimdi en basiti başkan adaylığı konusunda. Evet. Maddenin 4. fıkrasında. 4 yılda birdi seçim. 4 yılda birdi ama başkanlık seçimi için işte spor kuruluşlarında herhangi bir kuruluşta üye olmaması gerekir. Şimdi siz hiçbir spor kuruluşunda üye olmazsanız nasıl olacak? Alakanız ne olacak? Olarak. Ama adamlar bunu Urkan Murat ettikleri o değil. Şimdi bakınız, olimpik spor branşı içerisinde bu olimpiyatlara katılan, evet, ve buralarda başarı elde eden, örneğin Rusya'da 1500 tane kişisel üye var, diğer memlekette 300 tane var, birinde 500 tane var. Olimpiyat sporcuları üye olma hakkına sahip. Tabii ki bunlar, evet, üye olduğu için de bu olimpiyat komitelerindeki, hı-hı, başkanlık seçiminde bir sıkıntı yaşamazlar. Çünkü, evet, adam federasyon başkanı da olsa herhangi bir dönemde, hı-hı, yeri geldiğinde o görevini bıraktığında buradan gelip kişisel üye olduğu için, çünkü olimpiyatlarda yarışmıştır, gidip başkanlığa aday oluyor. Bizim ülkemizdeki sorun bu yapı olmadığından dolayıdır. Evet. Ama bunlar örneğin madde biraz tadil edilerek, hı-hı, çünkü bizler üyeyiz, ancak şunu da söylemek lazım. Biz tüzel kişilik itibariyle Voleybol Federasyonu olarak üyeyik. Enver Kaya değildir üyesi oranın. Hasbel kadar temsilci başkanı olduğum için temsilen Voleybol Federasyonu'dur, evet, üyesi olan. Peki hocam, son iki dakika toparlayacak olursak, evet, bitti sohbetimiz. Yine nasıl geçti anlamadık. Neler söyleyeceksiniz baştan şu ana kadar? Bir özetleyecek olursak. Kısa olarak iki dakika içinde özetleyelim. Bir kere hangi kesim isterse olsun sevgili eşim, bu ülkede bu zor şartlarda, bu ekonomik krizlerde, bu kadar yokluk içerisinde faaliyet gösteren bütün spor federasyonlarımızı ben öncelikle yürekten kutlarım. Çünkü bu kadar yokluk içinde, evet, hayatlarını idame ettirmek için çalışma yapıyorlar. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi bilenlerden biri de benim. Ciddi çünkü özveriler var. Ciddi özveriler var. Dolayısıyla bütün bu arkadaşların söyledikleri yanlış da olsa, hatalı da olsa her zaman bizlerle paylaşmasını ben talep ederim şahsen, kişisel, evet, olarak. Görüşmekten, anlatmaktan bir şey kaybetmeyi, çünkü hepsinin gerçekten emeği değerlidir benim nazarımda. Sporun yandaşları olarak bunlar. İster konu bazındaki fikri ve görüşü ayrı olsun, ister farklı pozisyonda bir görüş ortaya koysun, hepsini dinlemeye hazırız. Bu birincisi. Ve hepsine de büyük bir önem ve değer veriyoruz. Bunu bilmek lazım. Yani Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı olarak söylemiyorum bunu. Bir vatandaş olarak söylüyorum, Enver Kaya olarak. Spora gönül koymuş, emek vermiş herkesin vermiş olduğu değer bizim için önemli. İkincisi, halihazırda yapılmış olan bir tüzük vardır. Yıllardır sorunlar içerisinde giden bir durumumuz vardı. Bugün çok şükür genel kurullarda gerçekleşti. Faaliyetler de artık yavaş yavaş başlamak üzere, yönetimler de oluştu, kurullar da oluştu. Buna bütün federasyonlarımız sahip çıksın, katkı koysun ve neticede eğer sorunlardan 3 tanesini bile çözerseniz bu ülkenin sorunlarından 3 tanesini çözmüş, evet, sayarım ben kendi nazarımda kişisel olarak. Burada münferit olarak ben yaptım, sen yaptım diye bir şey söz konusu olamaz sevgili yeşim. Hı hı. Biz 24 yıldır federasyonda yaptık. Ben yapmadım, biz yaptık. Çünkü bu bir ekip işidir, bir paydaşlaşma işidir. Herkesin emeği vardır. Burada da herkesin emeği vardır. Dolayısıyla sahip çıkalım. Yıllardır süren bir sorun vardı. Evet. Çeşitli sebeplerden, bundan şundan derken ortadan bu sorunu kaldırdık Allah'ın izniyle. Çünkü ben başından beri söylediğim bir şey var. Eğer sorunu çözeceksek ortaya çıkalım, zamanımızı boşuna harcamayalım. Eğer arkadaşların da sorunları varsa onlar da gelsin, onlara da yardımcı olalım, onlarla da konuşalım. Sorunlara çözümünde, peki, ülke sporuna katkı koyalım. Çok çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. KTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı. Bundan sonraki süreç gerçekten çok çok önemlidir. Çünkü hakikaten ciddi bir zaman kaybı da oldu. Ülke sporu adına inanıyoruz ki inşallah bu kadroyla iyi işler yapılacaktır. Daha yolun başında olduğunuzun altını siz de çizdiniz, görünen de o. İnşallah olimpiyat hedefinde olan bilhassa sporcular, hedefleri olan sporcular için çok iyi gelişmelere imza atılır. Şunu söyleyebilirim son söz olarak. Biz bu görevleri, sorunları ortadan kaldırmak için talep olduk. Düzeltmek için. Ama neticesinde geldiğimiz noktada da kimse şunu beklemesin. Yani
10 günde, 1 ayda, 2 ayda bütün bu sorunları çözecek gibi bir iddiamız da yok. Yani gerçekçi olmanız lazım. Evet. Ama şunu bilsinler ki çözmek için elimizden gelenin fazlasını her zaman yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, tamamlıyoruz programımızı. Önümüzdeki hafta aynı saatte, aynı günde burada olacağız. Yayın akışında bir değişiklik olmaması halinde bekliyoruz efendim. Sevgi ve saygılarımızı göndererek ayrılıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.